eden herkese merhabalar. Yerel seçimlere adım adım yaklaşırken İyi Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında kritik açıklamalarda bulundu. Detaylara ilişkin Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay ile konuşacağız. Sayın Balbay, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sayın Balbay, şimdi İyi Parti lideri Meral Akşener açıklamalarda bulundu ve milletten değil pazarlıktan medet uman ittifak siyasetini reddediyoruz diyerek CHP'ye yüklendi. Yerel seçimlere yaklaşırken bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Şimdi Meral Akşener'in son dönemde başlattığı bu yeni siyaset üretme biçiminin bir devamı olarak görmek mümkün bunun. İyi Parti öteden beri benim altını çizdiğim iki yanı olan bir gerçeklik. Birincisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesinden sonra kurulmuş ve barajı geçmeyi başarmış tek parti. Bu yanıyla elbette bir siyasi aktör olarak kutlamak gerekir. Onun dışındaki partiler hep böyle %1-2 civarında kaldılar. Ya da AKP'ye tekrar geri dönmek durumunda kaldılar. Bu birinci yanım. İkinci yanı da İyi Parti merkez sağı doldurabilecek, MHP'den büyük ölçüde oy çekecek ve daha önemlisi AKP'nin altını boşaltacak bir parti beklentisi vardı. Bu olmadı. Şimdi bu ikinci beklentiyi Meral Hanım böyle hiçbir partiyle bağımlı olmadan sadece İyi Parti olarak çıkıp bir toplanma merkezi yaratmayı hedefliyor. Şu andaki tablo bu. Ve o nedenle de hür ve müstakil diye hani bir yerli ve millimiz vardı. Şimdi bir de hür ve müstakilimiz oldu. Hür ve müstakil İyi Parti diye kendisi tarif ettiği attıkları adımın böyle bir yola girmiş oldum. Bu yanıyla hani sürpriz de yok şu anda. Ama ben bu sürdürülen politikanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayından sonra Kasım'ın sonu Aralık ayının başından itibaren tümüyle yeniden gözden geçirilerek o günün koşullarına göre kimi ortaklık demeyelim ama kimi illerde belli şekillerde paylaşmanın olabileceğini düşünüyorum. Meral Hanım'ın tuttuğu yol yani iktidara tümüyle mesafe koyma ama CHP'ye de mesafe koyma şeklinde özetleyebileceğimiz yolun gerçekten iyi oluşturması gerekir. Bizler bu ülkede siyasetin rayında gitmesini isteyen, yani kendi siyasi değerlendirmelerimiz bir yana, genel anlamda siyasetin düzgün ama kurallarıyla yapılmasının, o Türkiye Anayasa'da yer alan laik, demokratik, sosyal, hukuk, devleti kavramı etrafında herkesin kendi düşüncelerini dile getirerek büyümesini arzu ederiz. Bu tuttukları yolun devamında başarılı olurlar mı? Şu aşamada bu başarıya karşılık gelecek bir toplumsal yankılanma ben göre devamında Meral Hanım oluşturabilir mi? Tabii ki o da çok önümüzdeki bir iki ay içinde belli olacak bir gerçek. Fazla geriye dönük Meral Hanım şu anda siyasette. İşte hani Cumhuriyet Halk Partisi ile izlediği politikadaki pişmanlıklarını, işte geçmişte yaptıklarının tekrar edilmeyeceğini ve yeni bir yola girdiklerini ısrarla bugün de vurguladım. Öyle anlaşılıyor ki salı günleri gerçekten siyasetin bir anlamda yeniden harmanlandığı ve geleceğe yönelik farklı düşüncelerin ortaya çıkabileceği günlerden biri olacak. Evet, aynı zamanda siz de az önce belirttiniz zaten. Meral Akşener daha önce CHP ile biz o defteri kapattık açıklamasında bulunmuştu. Şimdi bugün yaptığı açıklamada tekrarladı aslında bunu ve il il kendi adaylarıyla seçime gireceklerini duyurdu. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? Şimdi şöyle, İzmir adayını açıkladılar biliyorsunuz. Evet. Ümit Özdağ'ın. Onun dışındaki herhangi bir net bir aday açıklaması görünmüyor. Yani İzmir'de aday açıklamak kolay. Bir anlamda Nasrettin Hoca'nın Samanlık'ta kaybettiği anahtarı daha aydınlık diye caddede araması gibi bir şey İzmir'de aday açıklamak. Asıl olan hani benim önerim eğer İyi Parti gerçekten bu iktidara karşı bir duruş gösterecekse, bu iktidardan bir hani deyim yerindeyse bir tel koparacaksa, bir güç alacaksa bu iktidardan Yozgat'ta bir aday çıkarmasını kazanmak üzere
efendim Çankırı'da bir aday çıkarmasını, Karadeniz illerinde adaylar çıkarmasını bekliyoruz. Asıl oralardaki çıkışla beraber gerçek anlamda bir sürecin başlayacağını söyleyebiliriz. Onun dışında şu anda asıl maçın oynanacağı stadın yan sahalarında antrenman yapmak gibi de değerlendiriyorum ben bunu. Aynı zamanda şimdi önümüzde partilerin kongre süreçleri var. CHP'nin bir kongre süreci olacak. Sizce Akşener'in tavrı kongre sürecinden sonra değişir mi? Değişebilir. Akşener'in tavrı özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik değerlendirmelerini, kastı bu olmasa bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayının etkilemeye dönük olduğunu görüyorum ben. Çünkü Kemal Bey'in Meral Akşener'le geçmişteki yürümelerinde elbette baş başa çok görüşme oldu. Pek çok kritik eşiği birlikte aştılar. O aşamalarda Kemal Bey'in kimi yaptığı değerlendirmelere karşılık Meral Hanım'ın karşı çıkması, işte Abdullah Gül'de olduğu gibi onun için benzer hani süreçlerde olduğu gibi oralarda karşı çıkması ve şimdi bunu açıklaması Meral Hanım'ın elbette Kemal Bey'e yönelik de bir erozyon oluşturabilecek. Meral Hanım'ın kastı bu olmayabilir. Ancak benim gördüğüm bu açıklamalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresini de etkilemeye dönük bir tablo görünüyor. Meral Hanım'ın Ekrem İmamoğlu ile o yoğun mesaisini biliyoruz. O yasa bir mahkemeyle karşı karşıya kaldığı dönemdeki diyaloglarını biliyoruz. İstanbul'da İYİ Parti'nin İstanbul İl Kongresi ile İl Başkanlığı ile Ekrem İmamoğlu'nun belli bir diyalog içinde olduğunu biliyoruz. O nedenle o konularda farklılaşma olabilir. Burada İmamoğlu'nun İstanbul İttifakı dediği arayışa karşılık gelen İstanbul'a özel bir çalışmada olabilir. Ben onu da bekliyorum. Yani her yanıyla renkli bir... Nasıl bir çalışma Sayın Balbay? Şöyle ki, şimdi Ekrem İmamoğlu, hani yiğit düştüğü yerden kalkar derler ya, sık sık böyle zor duruma düşürülen, kendi açıklamalarıyla zor duruma düştüğü ama daha sonra toparladığı ve yükseldiği dönemler oldu. 2019'dan bu yana, geçmişi bir yana bırakırsak, bu konuda kamuoyunun böyle İmamoğlu ile ilgili artıları çok yükselttiği, bazen soru işaretlerini koyup geri çekildiği çok dönemler oldu. Ama tümünden İmamoğlu yükselerek çıkmayı ya da çıktığında yükselmeyi başardı. Şu anda İstanbul'da da hani İstanbul için çalışıyoruz söylemi bağlamında bir belediye başkanının icraatıyla hem HDP'den hem İYİ Parti'den hatta AKP'nin tabanından da oy alması mümkün. Ben İmamoğlu'nun teknik çalışmasının yüksek olduğunu biliyorum. İstanbul'da bu tür gruplar oluşturduğunu biliyorum. Ve o çalışma gruplarıyla bunun altyapısının hazırlanmakta olduğunu şu aşamada en azından söyleyebilirim. Evet, Sayın Balbay peki şimdi bir yandan Akşener'den bu açıklamalar geliyor. Öte yandan da yerel seçimlere yaklaşıyoruz dedik. Sizce iktidar kanadında nasıl şekillenecek atmosfer? Şimdi tabii son Devlet Bahçeli Erdoğan görüşmelerinde ana eksen bence yerel seçimlerdi ve anayasaydı. Anayasa ile ilgili süreç aşağı yukarı netleşti. MHP'nin yaklaşık 100 maddelik bir önerisi var. O maddelerin üzerine AKP yeni maddeler katacak ve öteki partilerle görüşecekler. Yerel seçimlerle ilgili olarak da şimdi Türkiye seçimden önce işbirliğini, seçimden önce partiler arası diyaloğu yeni yaşıyor. 2018'den bu yana yaşıyor. Genellikle seçimden sonra bu diyaloglar olurdu. Yerel seçimde de öyle olurdu. Elbette bir belediye başkanı seçiliyor ama onlarca yüzlerce de belediye meclis üyesi seçiliyor. Onların da her partiye dağıldığını düşünün. O belediye meclisinde rahat çalışabilmek için ben pek çok belediye başkanının belediye meclisinde bir koalisyon diyelim, işbirliği diyelim, farklı bir çalışma temposu güttüğünü biliyorum. O nedenle
Yani belediye meclis hani oralarda da bir hani daha çok üye istemem, daha çok pay alma gibi bir arayış var. İYİ Parti'nin CHP'ye, MHP'nin de AKP'ye yönelik şöyle bir söylem geliştirmekte olduğunu söyleyebilirim. Arkadaş, seçimi kazanman için bana ihtiyacın var. O zaman koşullar eşit. Yok öyle küçük ortak, büyük ortak. Eğer bana ihtiyaç varsa kaldıraçın büyük küçüğü olmaz. Kaldıraç kaldırır. O zaman bu paylaşımı daha adil yapmalıyız diye özetleyebileceğim bir pazarlık söz konusu. Ne olabilir? Örneğin MHP açısından Ankara'nın 4-5 ilçesi MHP'ye bırakılması istenebilir. Önemli ilçeler. Şu anda Ankara'da bildiğim kadarıyla örneğin Etimesgut ki büyük bir ilçe MHP'de, yani orada AKP MHP'li adayın kazanması için çaba harcıyor. Birkaç ilçeden katılabilir. İzmir'de işte Ala MHP'de buna yeniler istenebilir. İstanbul'da yine Silivri MHP'de ona yenileri istenebilir. İYİ Parti'nin de bu tür önermeleri olduğunu ve bunları önümüzdeki CHP kurultayının bitiminden sonra adım adım gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Yani özetlemek gerekirse bu hem iktidar kanadında hem muhalefet kanadında ikinci partiler kendi güçlerinin sonuç olarak en az birinci parti kadar önemli olduğu tezinden hareketle daha fazla pay isteyecekler. Önümüzdeki dönem bu tür hazırlık, bu tür pazarlıkların daha çok olduğu bir dönem olacak. Evet. Sayın Balbay, aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir nokta var mıdır acaba? Çok teşekkür ediyorum. Yani hukukun bu kadar katledildiği, her gün hukukun tartışıldığı bir ortamda AKP'nin özgürlükçü bir anayasa istiyorum demesi hakikaten hani biraz Aziz Nesin'de bir tablo demiş olayım son olarak. Çok teşekkürler tekrar aktardıklarınız için. İyi günler diliyorum. Teşekkürler.